Abi, yapılan araştırmalara göre her 4 kişiden biri işsizmiş. Araştırmalar yanlış bence. Nesi yanlış abi? Dördümüz de işsiz oğlum. Tüh, dolar almış basılı gidiyor. Ben önlemimi aldım Allah'tan. Ne önlemi aldın abi? Söyle biz de alalım. Dolar kurunun yazdığı sağ alt köşeye peçete kattım. Bakıp da canımı sıkmıyorum artık. Ya niye atılmadı bu zamana kadar? Bunu biraz konuşmak istiyorum, sorgulamak istiyorum. Ne oluyor lan? Deprem oluyor abi. Telefona bakarak nasıl anladın bunu? Deprem olunca herkes durum paylaşıyor ya. Durum bir tane de biz paylaşalım. Beşik gibi sallanıyoruz. Kredi kartıyla paralarımı alamadım. Bırak sizi pay abi, bina çökecek. Parasız alışveriş bölgesine gidemeyiz ki. Nasıl beş abi, kafayı mı yedirsen? Evet, sallanmaya devam ediyoruz. Bırak hikaye bırakmayı, kaçın. Alışveriş merkezinde ne işimiz var? Kafayı mı yedin abi? Üstelik yemek söyledik. Harbiden Rahmi abi, alışverişin zamanı mı şimdi? Deprem toplanma alanı olarak belirlenen 493 tane yerin 419 tanesi alışveriş merkezi ya da iş merkezi olmuş. O yüzden alışveriş merkezine geldik. Vay be, hizmete bak. Deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce alışveriş merkezi var desene. Peki alışveriş merkezleri ve iş merkezleri dışında kalan yerler neresi abi? Neresi olacak? Mezarlıklar. Enkaz altında kalıp ölseydik bizi zaten buraya getireceklerdi. Sen neden bizi buraya getirdin peki? Depremde enkaz altında kalsam da kalmasam da geleceğimiz yer burası artık. Nedenmiş o? Toplanma alanlarının çoğunu alışveriş merkezi ya da iş merkezi yaptılar. Üstü açık, tek betonlaşmayan yerler mezarlıklar kaldı. Gece ne yapacağız peki? Korkudan altımızı etmesek iyidir.